Merhaba arkadaşlar. Bugün yapay deprem sili olarak bilinen harp nedir bunu tanıtacağım. Harp Türkçe karşılığı ile yüksek frekanslı etkin güneysel araştırma programıdır. ABD Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Alaska Üniversitesi tarafından ortak yürütülen bir programdır. Alaska'da Gakona bölgesinde bulunan harp hakkında yıllardır birçok komplo teorisi ortaya atılmıştır. Her kaynakta farklı yorumlar ve farklı teoriler ortaya atılmış fakat gerçeğin ne olduğunu proje sahipleri dahi kesin bir açıklama ile kamuoyuyla paylaşmamışlardır. Bu da harpın daha çok merak edilmesine ve hakkında daha çok komplo teorisi ortaya atılmasına sebep oldu. Harpın amacının kısa iyonosferde araştırma yapılmak olduğu belirtilmiştir. Ancak harp için harcanan büyük paralar projenin farklı amaçlar için de kullanabileceği iddiaların ortaya atılmasına sebep olmuştur. 180 tane dev radyo sinyali yapabilen kulelerden oluşan bu sistem bulunduğu yerdeki askeri ve sivil tüm uçuşları engelleyebiliyor. Diğer taraftan da harp tesislerinin ilk önce o zamanlardaki SSP, şimdiki Rusya olarak bildiğimiz devlet tarafından Ukrayna'da yapılmak istediği söyleniyor. Tesisin tamamının Nikola Tesla tarafından projelendirildiği bir imalat yapıldı ve orijinal Tesla tasarımı bu tesiste faaliyette yürütüldüğü söylendi. Ancak bu tesise 50 kilometre mesafeden 1986 yılında Çernobil nükleer kazası meydana geldi ve bu tesis sonsuza kadar kapatıldı. Bu yüzden Çernobil kazasında da ABD tarafından planlandığı iddia ediliyor. Peki bu harp ile bir deprem mümkün müdür? Pentagon'un kontrolünde ve ABD ordusunun hizmetinde olan harp ile yapabilecek birçok şey olduğu biliniyor. Bu konuda farklı görüşler de elbette ki mevcut. Mesela yıllar önce ünlü jeofizikçilerden Profesör Gordon Jeff McDonald harp ile yapabileceklerini şöyle sıralamıştı. Kutupları eritebilir veya yerinden oynatabilir. Ozon tabakasıyla oynanabilir. Deprem yaratabilir. Okyanus dalgalarını kontrol edebilir. Dünyanın enerji alanlarıyla oynayarak insanın beynini dahi kontrol altına alabilir. Radyasyon yaymayan termonükleer patlama bile yapabilir. Peki diyeceksiniz ki bu harp projesi nereden çıktı? 23 yıl önce tarihler 1999 senesinin 17 Ağustos'unu gösterdiğinde bir salı gecesi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saatler 3.02'yi gösterdiğinde 7,4 büyüklüğünde 45 saniye boyunca süren bir deprem meydana geldi. Ve bu deprem de yaklaşık olarak 18 bin kişi hayatını kaybetti. 48 bin kişi ağır yaralı olarak kurtuldu. Bu depremden hemen önce deprem esnasında insanlar gökyüzünde tuhaf olaylar yaşandığını söyledi. Denize düşen alet toplarından ışık hüzmesine kadar türlü türlü olaylar anlatılmaya başlandı. Hala da anlatılıyor. Bu depremden yaklaşık olarak 23 yıl sonra geçtiğimiz günlerde ve hala da acısı devam eden 6 Şubat Pazartesi gecesinde saatler 04:17'yi gösterdiğinde Kahramanmaraş'ta farklı saatler diliminde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde, tabii ki bunlar yine dediğimiz gibi farklı saatlerde, farklı farklı illerde gerçekleşti. Birçok ilimiz hala da enkaz altında, birçok ilimizde hala da çalışmalar devam ediyor. Depremin hala acıları sürüyor, enkaz çalışmaları devam ediyor. Vefat edenlerimiz elbette ki çok var. Yaralı vatandaşlarımız çok var. Tekrar söylemek istiyorum ki bağışlarımızı lütfen yapalım, yardım edelim. Bunlar çok önemli. Hatta orada bulunanlar bizim bir umut olmamızı bekliyor. Birçok insan ve kaynak iddialarda Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen depremin Amerika deprem seli olarak bilinen harp ile yapıldığını söyledi. Tabi bu haberler ne kadar doğru bilinmiyor. Bunları deprem bilimciler daha iyi bilir. Depremden 3 gün önce veya daha önceki zamanlarda uzmanlar uyarıları yapmışlardı zaten. Fakat bir önlem alınmamıştı. Tabi dediğimiz gibi bunlar bir iddia, gerçeği yansıtırma bizler de bilemiyoruz. Yani kendinize iyi bakın. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrardan Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yani Rabbim inşallah ki enkaz altında kalan kardeşlerimize dayanma gücü verir ve sabır gücü verir.